Çelebi Mehmet'in ölmesiyle taht büyük oğlu Murat'a kalacaktı. Ancak Yıldırım Beyazıt'ın oğlunun Bizanslar tarafından serbest bırakılmasıyla 3 yıl süren bir iç bunalım yaşanacaktı. II. Manuel Mustafa Çelebi ile anlaşma yaparak serbest bıraktı. Mustafa Çelebi Rumeli'ye geçerek daha önceden Fetret döneminde de faaliyetlerini sürdüren İzmir oğlu Cüneyt Bey'in desteğini alarak Rumeli'deki beylerle anlaşmaya vardı. Arkasına aldığı bu destekle Edirne'ye doğru yol aldı. Sazlıdere'de Vezir-i Azam Beyazıt Paşa ile karşı karşıya geldi. Yapılan savaşta Yeniçerilerin saf değiştirmesiyle 2. Murat yenildi. Mustafa Çelebi Edirne'ye giderek hükümdarlığını ilan etti. Mustafa Çelebi daha sonra yönünü Anadolu'da Bursa'ya çevirdi. Ancak desteğini aldığı Bizans'ta arası bozulmuştu. Ve emrindeki Rumeli birlikleri bu harekata pek sıcak bakmıyordu. Ki 2. Murat'ın Mustafa Çelebi'nin düzmece olduğuna dair propagandaları Mustafa Çelebi'nin sonunu hazırlıyordu. Buna bir de 2. Murat'ın İzmir oğlu Cüneyt Bey ile anlaşması eklenince Mustafa Çelebi Edirne'ye dönmek zorunda kaldı. 2. Murat emrindeki kuvvetlerle Edirne'ye girdi ve şehri teslim aldı. 1922'de Mustafa Çelebi yakalanarak öldürüldü. 2. Murat bu meseleyi çözüme kavuşturduktan sonra Osmanlılara sürekli sorunlar çıkartan Bizans'a yöneldi ve burayı kuşattı. Bizans'a büyük zararlar verdi. Buna karşılık Bizans, Şehzade Küçük Mustafa'yı serbest bırakarak Anadolu'ya girmesini sağladı. Anadolu'ya giren Şehzade Küçük Mustafa İznik'i ele geçirerek padişahlığını ilan etti. Bunu haber alan 2. Murat Konstantinopol ablukasını kaldırarak Anadolu'ya yöneldi. İznik'i kuşatarak ele geçirdi. Şehzade Küçük Mustafa öldürüldü. Daha sonra 2. Murat Candaroğulları ve Karamanoğullarına karşı birkaç harekat düzenledi ve bir bölüm toprağı ülkesine kattı. Bu sırada Bizans, Venedik ile Selanik ve Mora Yarımadası üzerine anlaşmalar yapıyordu. 2. Murat'ın Selanik'i kuşatacağını haber alan imparator, Selanik'i Venediklere verdi. Selanik'i teslim alan Venedik ilk iş olarak Çanakkale Boğazı'nı abluka altına aldı. 2. Murat Bizans topraklarında Venediklere geçebilmesi endişesiyle Bizans İmparatorluğu ile anlaşma yaparak ülkeyi güvence altına aldı. Daha sonra 20 yıldan beri sürekli düzmece şehzadeler ortaya çıkararak karışıklıklar çıkartan İzmir oğulları Cüneyt Bey'i ortadan kaldırmak için öncelikle Ceneviz'le anlaşarak destek aldı ve Cüneyt Bey'in denizden sağlayabileceği desteklerin önünü kesti. Bir ordu oluşturarak Cüneyt Bey'in üzerine yürüdü ve bertaraf etti. 1426'da öldürüldü. 2. Murat Anadolu'da Germiyan oğulların ülkesine kattı. 1428-1429 yıllarında yaşanan veba salgınında güçlükle ülkesini kurtarabildi. Anadolu'da istikrarı sağladıktan sonra sürekli Venedikler tarafından abluk altına alınan Çanakkale Boğazı'nı rahatlatmak ve Venedik'in Selanik'te gücünü kırmak için Selanik'e doğru hareket etti. 29 Mart 1430'da Selanik'i ele geçirdi. 2. Murat'ın Balkanlarda faaliyetlerinin artmasını takiben Macarlar ile Sırbistan tahtı üzerine bir çekişme yaşandı. Anadolu'nun Timurlu Gürhan tarafından tehdit altında olması sebebiyle ve Karamanoğullarının Osmanlı topraklarının bir bölümünü işgal etmesiyle 2. Murat yönünü Anadolu'ya çevirdi. Karamanoğullarının ele geçirdiği bölgeleri tekrardan Osmanlı ülkesine kattı. Timurlu Gürhan'ın Akkoyunlar üzerinde kendine tabi birini ataması ve Horasan'a geri dönmesi sebebiyle 2. Murat tekrardan tüm dikkatini Balkanlara çevirdi. Macar kralı Sigismund'un ölümü üzerine yerine Vladislav geçti. Bunu fırsat bilen 2. Murat, Eflak'a kadar kapsamlı bir harekat düzenledi ve Edirne'ye geri döndü. Bu sırada Macar kralı 1. Vladislav, Erdel Voyvodalığına Hunyadi Yonoş'u atadı.
Bu kişi gelecek 20 yıl içerisinde Osmanlılara büyük zorluklar yaşatacaktı. Göreve gelen Hünyadi Yanoş, Belgrad'dan hareket ederek Osmanlı topraklarına saldırıya geçti. Erdil'i ele geçiren Osmanlı kuvvetlerinin 1441'de yenilgiye uğrattı. 1442 yılında Şahabettin Paşa'yı yenilgiye uğrattı ve Şahabettin Paşa geri çekilmek zorunda kaldı. Hünyadi Yanoş 1444'te İzladi geçitine indi. 2. Murat ile yapılan İzladi muharebesinde yenilgiye uğradı ve iki taraf arasında 1444 yılında Edirne-Segedin Antlaşması imzalandı. Bu zorlu sürece bir de oğlu Alaaddin Ali Çelebi'nin ölmesi ve ayrıten 2. Murat döneminde uç beyleriyle merkez arasında bağlantıların kopmaya başlaması, buna merkezi idareci ve askeri zümrelerin iş rekabeti de eklenince 2. Murat tahttan çekilmiştir. Yerine oğlu 2. Mehmet geçmiştir. 2. Mehmet taraftarları ve Çandarlı Halil Paşa arasında gerginlik devlet işleyişinde problemler yaratmıştır. Çandarlı Halil Paşa taraftarları Edirne'de isyan başlatarak tahta İstanbul'daki Orhan Çelebi'yi istediler. Buna bir de Papa'nın bir Haçlı ordusu oluşturarak Hünyadi Yanoş komutanlığını vermesi ve bu ordunun Osmanlılara karşı hareket etmesi sebebiyle sonuçta 2. Murat tahta geri döndü. Kul asıllı paşaların iktidarı ele geçirme çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. 2. Mehmet kul asıllı Şahabettin ve Zanos paşalarla birlikte Manisa'ya döndü. Harekata devam eden Hünyadi Yanoş, Niş ve Sofya'yı ele geçirdikten sonra Varna'yı kuşattı. Ancak meydana gelen Varna Savaşı'nda bu işgal 2. Murat tarafından püskürtüldü. Hünyadi Yanoş kaçmayı başardı. Macaristan'a döndü ve taht naibi sıfatıyla Macaristan'ın hükümdarı haline geldi. Bunu sağladıktan sonra Sırbistan'a girerek Sırp despotluğunun yardımını almayı amaçladı. Ancak Sırp desteğini alamayarak Kosova Ovası'na yöneldi. 1448'de gerçekleşen Osmanlılara karşı son saldırı savaşı olan 2. Kosova Savaşı ile büyük bir yenilgi aldı ve Viyana Savaşı'na kadar bir daha Osmanlılara karşı saldırı halinde olamayacaklar ve Osmanlılar bu savaşla beraber savunma durumundan saldırı durumuna geçmiş olacaktı ve oldu.